Arkadaşlar hoş geldiniz. Müşterim tarafından uygulamalar kurcalanırken herhalde gereksiz uygulamaları kaldırıyor. Sürekli açılış logosunda kalan bootloop dediğimiz açılış Samsung log ekranında kalan cihaza stokrom yükleyerek onarım yapacağız. Ses kısmı home on off kombinasyonuyla cihazı direkt şu an ses açma tuşuna da basarak işlemi tamamlıyorum. Donut modunu alıyorum. Hani videonun nasıl konusu örnek veriyorum modülünü kullanarak bir yine Samsung cihaza sohbetlik nasıl yapabiliriz şeklinde de düşünülebilir. Canım yola yakın olduğu için arkadaşlar yoldan araçına geçti. Motor, araba bayağı bir video kayıtlarında sesleri geçiyor. Bizim sokakta birkaç tane de köpeğimiz var. Birçok videoda onların sesleri doluyor. Martılarımız var, papağanlarımız var. Hani doğal yaşam konusunda da güzel bir mahalle. Bu İstanbul'un papağanları var. Bazılarınız biliyordur bunu. İstanbul'a vakti zamanında işte bir devrilen kamyondan kaçan iki cins papağan türü yaşıyor İstanbul'da. Dükkanın bulunduğu lokasyonda da bayağı büyük eski yaşlı çınar ağaçları, çam ağaçları var. Bunlarda da yuvalanmışlar. Papağan sesleri, işte martı sesleri, bazen dükkanın önüne böyle ne bileyim bir şey döküyorlar. Yiyecek yol kenarına falan, çöpün kenarına. Şey gibi, deniz kenarı gibi. Zaten dükkan denize de yakın. Hemen martılar böyle kaldırımlara konuyor. İşte ağaçlarda papağanlar var. Böyle bayağı güzel bir ortam. Yani o yüzden videolarda render yaparken müzik kullanmıyorum. Her ses karışsın birbirine, hiç sıkıntı yok. Köpek arabayı kovalıyor. Ben burada tamir yapıyorum. İşte orada martılar bas bas bağırıyor. Bir yandan papağanlar ötüyor. Gayet güzel, yaşam dolu bir ortam. Yani bu doğallığı seviyorum doğrusu. Bu arada kablo koruyucum da bir ıstakoz galiba. Stokromu yükledim arkadaşlar. Şu an biraz kendini sıfırlıyor. Bu S7'ler eski telefonlar ama yeni cihazlarda arkadaşlar bu işlemleri yapacağınız zaman cihazın içinde tanımlı olan Samsung account ya da Gmail account bunların şifrelerini bilmeniz lazım. Yani kurulumda cihaz daha önceden buna tanımlanmış olan Gmail hesabıyla bir doğrulama, bir giriş isteyecektir. Bunu bilmiyorsanız sıkıntı. YouTube kanalımda bir cep telefonuna format atmadan önce Android cihazda nelere dikkat edilmelidir diye videom da var. Onu da izleyebilirsiniz. Hani mantık çok basit arkadaşlar. Gmail hesabı açarken, Samsung account açarken mutlaka şifrenizi ve mailinizi bir kenara not alın. Yani telefonun içine not almayın. Telefon çökünce o da gidiyor sonuçta. Yani bir deftere yazın. Bir yerde bir kere yazılı olsun. Sonuçta dijital kaynak olabilir. Bilgisayarınıza text dosyası koyarsanız zank bilgisayar çöker. O da onunla gider falan. Hani benim örnek veriyorum. Bir videomda daha geçti konusu. Benim rehberim telefonumda var. SD kartım da var, mailim de var. Ayrıca bilgisayarımda da 2-3 yerde var.
3 ayda, 5 ayda bile güncelliyorum bunları. Tedbirli olmak lazım. Cep telefonu tamiri hakkında da arkadaşlar, hani benimle çalışabilirsiniz. Yorumlarda bazı arkadaşlarım, kardeşlerim fiyat soruyor. İşte şunun bataryasını ne kadar değiştiriyorum. Ben yorumlarda fiyatlara cevap vermiyorum arkadaşlar. Bunun altına örnek veriyorum. Mescidinin bataryasını kaça değiştiriyorsunuz derseniz, hani Instagram linki atarım. Instagram'dan ulaşın bana. Google işletmeden ulaşın. Çünkü orada fiyat yazıyorsun. 6 ay sonra fiyat değişiyor. Dolar kuru değişiyor vesaire. 6 ay sonra ona göre insanlar bakıyor. Bu sefer 50 lira fazla fiyat versene 100 lira demişsin. Bana 150 diyorsun oluyor. Bunlara gerek yok. Onun için teknikle alakalı elinize arızalı cihaz olur. İşte fiyat almak için bile olsa Instagram'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şu an uygulamalar yükleniyor. Bir de arkadaşlar, bu eski bir model. Yeni modellerde yazılım yüklemek çok daha riskli. Eğer bu işe hakim değilseniz, mantığına hakim değilseniz, yani bir Samsung cihazınızı yani olan stok ROM'undan daha az gibi stok ROM'u bilmeden yüklemeye çalışırsınız, cihazı brick edebilirsiniz. Bunlara dikkat edin. Bunlara dikkat edin. Bazı durumlarda yani işin geri dönüşü bayağı maliyetli olabilir. Hani ben buna basit bir stok ROM attım. Bu model eski bir cihaz. Bunu herkes yapabilir ama yeni çıkmış bir 2021 modele şu işlemi yaparken ben cihazın içerisinde sallıyorum, olan ROM'dan daha düşük bir ROM'u yüklemeye zorlasam cihazın butuna da hasar verebilirim vesaire. Cihazı off edebilirim. Bunlara da dikkat edin. Yazılım konusunda da mümkün mertebe iyi araştırın. En son çıkan stok ROM'u yükleyebiliyorsanız yükleyin. Onun dışında çok da riske girmeyin. Cihaz 2020'de çıkar, 2021'de güncelleme alır, siz kalkar 2020'deki ilk çıkan stok ROM'lardan birini yüklemeye çalışırsınız, hata verir. Bazen yüklüyor, başlıyor, boot kısmında kesiyor vesaire, cihazlar off olabiliyor. Bunlara dikkat edin. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.